tarihi bir süreçten geçiyoruz. Değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönem. Bugün zulüm politikalarıyla halkların inkar üzerinde yürütülen politikanın sona erdirilmesi için bugün önemli bir gün, önemli bir fırsat, önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Ve inanıyorum ki halkımız bugüne kadar yürütülen siyaseti, baskın politikalarını, inkar politikalarını ortadan kaldırmak için gereken cevabı verecektir. Evet, bugün baktığımızda elbette ki Kürt sorunu bugün Türkiye'nin en önemli sorunu. Ama Kürt sorunu yanında emekçilerin de sorunu var. Çalışanların da sorunu var. Bir bütün olarak Türkiye'de bir demokrasi sorunu var. Eğer bu ülkede demokrasiyi kalıcı hale getiremezsek, demokratik bir düzeni oluşturamazsak, İnanın ki ne Kürt sorunu çözülür, ne emekçinin sorunu çözülür, ne de bu ülkeye demokrasi. Bunun için ortak demokratik değerler etrafında buluşup mücadelemizi daha güçlü bir hale getirmemiz lazım. O zaman hedefimiz, mücadelemiz bir bütün olarak faşizme karşı çıkmak, demokratik bir gelecek için ortak demokratik değerler etrafında buluşmamız gerekiyor. Siyasetin mantığını değiştireceğiz. Artık emekçisiz, Kürtsüz, Alevisiz bu sorunları çözülemeyeceğini, Türkiye'nin demokratikleşemeyeceğini göstermiş oluruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Söyleşilerin hepsini bu kısaca zamanda gidermek için bütün arkadaşlara çalışmalarına davet ediyoruz. Birlikte yapacağız, büyük çalışacağız. Terk ettin ne var mı?